O çıkacak. Bo. Şimdi Ö'ye geldin. Evet. Yani arkadaşlar bunun açıklaması şöyledir. Çocuklarımız ve şu anki çocuklar ne yazık ki teknolojiyle burada amacımız kadınların bilinçlenmesi. Valimizin de söylediği gibi amacımız kadın kültür evlerini kadın akademisi olarak kullanabilmek. Bazen de kısmet oluyor. Şimdi eşlerini bilmelerine bağlıdır. Şu anda okuma yazma bilmeyen iki tane teyzemiz var. Bir tanesi 74 yaşında, diğeri de 60 yaşında. Şimdiye kadar hiç okuma yazma öğrenmemişler. Okuma yazma kursumuz var. Onun haricinde keçe kursumuz var. Kadınlarımız üretim de yapıyorlar. Üretim yaparak aile bütçelerine katkı da sağlıyorlar bu şekilde. Keçe kursu, turistik hediyelik eşya yapımı kursları. Onun haricinde kadınların bilinçlenmesine yönelik kadın sağlığı eğitimleri. Haftada bir gün diyetisyenimiz geliyor, sağlıklı beslenme konusunda eğitimler veriyor kendisi. Aile düzeninin devamı, başta eşler olsun. Bütün bir gün boyunca sabah geliyoruz, sabah sporumuzu yapıyoruz. Ondan sonra dini programlarımız oluyor, Kur'an okuyoruz, dinliyoruz. Daha sonra haftalık programa göre işte... Aile huzurunu zedeleyen sebepleri ortadan kaldırmaktır. Hani bizim biraz daha böyle şeylere ihtiyacımız varmış, biz bunu anladık. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten burayı faaliyete geçiren büyüklerimize. Hani bizler için bayağı bir etkili bir yer oldu yani. Ailede eşlerimizle iletişim. Mesela arkadaşlar hani bir de bu pandemi nedeniyle fazla toparlanamıyoruz ya, arkadaşlarla buraya geliyoruz, burada çayımızı içiyoruz, el işimizi yapıyoruz, katılımlar oluyor, onları dinliyoruz. Yani bilmediğimiz çok şey varmış gerçekten, biz bunu öğrendik. Biz Afyonkarahisar Valiliği olarak 17 ilçede aynı anda kadın kültür evleri inşaatlarına başladık. Fakat bunların 6 tanesi hemen faaliyete geçti. Şu an pandemi kurallarına uygun bir şekilde dersler, kurslar, kadınlarımızın kullanabileceği fitness salonları, konferans salonları, cep sinemalar, bütün hepsi içinde düşünülerek tamamlandı. Bizim umduğumuzdan çok daha fazla rağbet gördük biz buna ve bundan dolayı çok mutlu olduk. Özellikle kırsaldaki 17 tane ilçemiz var. Kırsaldaki ilçelerimizdeki kadınlarımızın sosyalleşme olanaklarını arttırmak amacıyla buna başladık. Teyzelerimiz, kız kardeşlerimiz, annelerimiz o kadar çok sahip çıktılar ki çığ gibi büyüdü. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi Sandıklı ilçemizde, Şuhut ilçemizde, Sultan Dağı'nda, bunun yanında Çobanlar ilçemizde, Sinanpaşa'da bunlar hep faaliyette. Bizim beklediğimizin çok üstünde geri dönüşler oldu. Bir kere şöyle, ilk gittiğimiz zamanlarla şimdi gittiğimiz zamanlarda çok farklı bir konsepte geçtiğini gördük. Biz burayı bir akademiye çevirdik aynı zamanda. Kadınlar Akademisi olsun istedik. Kültürel değerlerimiz, işte bunun adı el işçiliği, bunun adı kültürel manada tekrar her manada üretim yapabilmeleri önemli. İnşallah burası yeni doğan bir kurum. Daha iyi, daha güzel her anlamda ben ilçemize hizmet edeceğine, kadınlara hizmet edeceğine, kadın hemşerilerimizin buradan en iyi faydalanacağına eminim.